Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Nasılsınız güzellerim? Bacılarım, gülleri, inşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyiyim. Bugün buraya maydanoz ve marul ektim. Öyle karar verdim bakalım. Yağmur yağacak gibi, yağmur yağmadan ekeyim dedim çıksın. Komşumun orada gübre getirdim. Hayvan gübresi. İnek gübresi bakalım. Karıştıracağım. Ondan sonra ekeceğim. Çok kesekli. Ben toprağı yumuşattım. Çok da büyük yapmayacağım. Annem küçük küçük olsun dedi. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bir yerde yeriz. İnsan bahçesinde mahsul almak çok güzel. Soğanlar çıktı diye çok mutluyum. Soğanlar da gübre atacağım. Bunlar biraz gübre getirecek annemlerde. Ben kendim getiremiyorum diye dostlar. Aramızda bayağı mesafe var. O yüzden Naide yoğun olduğu için gübreye bir türlü fırsat olmadı. Evet değerli dostlarım, gördüğünüz gibi 3 tane yaptım böyle. Maydanoz, marul, bir de tereveya annemin verdiği karışık bir tohum var. Üçünü ekeceğim ama hangisini ekerim artık? Marulu, maydanozu kesin ekeceğim. Birine de ya tere ekeceğim ya da annemin verdiği karışık tohumu ekeceğim. Gübre getirdim komşumun oradan. Gübreyi görüyorsunuz, hayvan gübresi, inek gübresi. Hayvan gübresinin eskimiş olması gerekiyormuş ki tohumu yakmaması için. Ben de şimdi üzerine saçacağım, belleyeceğim. Böyle aralarından, kenarlarından buldum geldim bakalım. Olursa, inşallah olur. Şimdi bunu ben bir şey yapayım, saçayım. Şöyle tripodumu ayarlayabilirsem eğer. Evet oldu bakalım. Sürekli bunu saçayım. İnşallah olur. En azından bir havalandırır. Şöyle. Kenarlarımdan aldım kendimi. Taze gübre olmuyormuş. Soğanıma da versem mi ki? Soğanı bir de yakarsak bilmiyorum. Geç bayağı eskimiş gibi gözüküyor ama inşallah doğru yapmışımdır. Şöyle az az yeterli diye düşünüyorum. Şimdi toprakla karışsın bu. Biber yapacağım içine. Biraz da soğanımı atmayı düşünüyorum bakalım. Komşum sağ olsun. Benim bahçe gübresiz deyince oralardan topla git varsa dedi ama keşke bir de anlayabilsem, bilemiyorum. Bir seslendim doğru almış mıyım diye. Duyuramadım. Rahatsız da etmek istemedim. Çok işler oluyor yazık. Allah yardım etsin. Bunu da buraya saçıp şey yapacağım. Sulayacağım.
inşallah. Birazcık olsa. Aslında altından yapınca daha çok faydası oluyormuş da. Eğer olursa yine veririm. Şimdi bunların hepsini bir yapacağım. Hem gübre toprakla karışsın. Şöyle. Yumuşacık toprak ama gördüğünüz gibi. Acaba henüz sulamak gerekiyor mu? Komşuya seslendim duyuramadı. On altı yaşındayken de çok belli yapmıştım. Belli yapmasını bilirim de. Şimdi hangisi marul, hangisi maydanoz onu bilemem. Saçacağım. Çıkarsa da çıkmazsa da. Şansa kalmış. Evet değerli dostlar. Maydanozun üzerinde maydanoz resmi varmış zaten. Benim de aklıma. Şöyle. Tohumunu görüyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Birazını da oradan saçayım. Şimdi üzerini kapatacağım. Evet değerli dostlar. Benim toprağımla alakalı galiba. Yine böyle çatlama oldu görüyorsunuz. Buraya maydanoz diktim. Bir önceki gün dikmiştim maydanozu. Buraya kuzu kulağı deriz. Ekşi olur. Ondan diktim. Şuraya da marul diktim. Annem vermişti bu tohumu. Bunlar satın aldım. Bundan bunu. Bakalım çıkacak mı? Şöyle daha orayı ekmedim. Orayı da yaptım ama. Buraya da domates, salatalık falan ekeceğim. Biber ekeceğim. Şöyle birazcık daha yapmak istiyorum. Çeşmeyle olduğu için bu kadar da yetecek bize. Bu kadar bahçe. Bu tarafa da kavun, karpuz işte neyse onları ekeriz. Kavunu çok seviyorum ben, şalak halini falan. Onu ekeriz. Şöyle soğanlarımı görüyorsunuz. Yağmurun bayağı bir faydası oldu. Yani kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gözüküyor şu an. Bayağı büyümeye başladı. Çok seviyorum yeşilliği. Allah'ım bütün bahçe ekmek isteyenlere nasip etsin inşallah. Soğanlarımız büyüyor. Bakalım ne kadar olacak. Birazcık gübreledim ama daha yine yetersiz. Hala? Onu kandırdı. Kim kandırdı? Kandırdı. Sen kandırdın. Ayaz'ı. O ne dedin? Kandırdı beni. Ne dedin de kan? Ha o kandırdı. Ne dedi halam? O kimse yok dedi. Ha olsun halam. Arkadaşın olsun. Arkadaşların olsun halam. Olmasın mı? Senin? Olsun. Ama Ayaz seviyor. Bak arkadaşı sen de sev halam. Çekiniyor yüksel. Evet şimdi banyomuzdayız. Gördüğünüz gibi bu yeni takıldı.
Bu da dolap oluyor. Şöyle tripod da elimde. Şöyle yandan da göstermek istiyorum. Hepsinin bu kenar ahşabı farklı. Buradaki de böyle. Şimdi burayı temizleyeceğim. Daha sonra öteki temizlediğim yerlere biraz altlarımızı yerleştirdim. Diğer banyonun, ebeveyn banyosunun dolabını sildim, buraya geçtim. Sürekli çamaşır atıyorum makineye. Önce aynalarını siliyorum şöyle. Aldığım tuvalet kağıtlarını, havlu kağıtlarını falan buraya koymak istiyorum. Şöyle ilk önce içlerini süpürdüm. Çok ses yapıyor diye sizlerle paylaşmadım. Hemen ebeveyn banyosunu da sildim. Burayı da silip başka işlerime bakacağım. Erzak dolabını da yerleştirmeyi düşünüyorum. Onun için acele ediyorum. Şöyle bir sileceğim. Daha musluları falan takılmadı. Banyoların eksiği var. Duşakabin buraya olmayacak. Sadece ebeveyn banyosuna olacak. Bir tane de lavabo taşı alıp şeye koyacağız. Tuvalet taşı, pardon. Tuvalet taşı alıp o girişteki banyoya koyacağız. O şekilde şimdi idare edeceğiz. Ben banyo dolaplarını çok sevdim. Üçü de aynı model. Sadece renkler farklı. Sadece suyla siliyorum. Toz gitsin. Şimdi içlerini sileceğim. Silince de hemen belli oluyor. İlk getirdiklerinde bayağı bir toz oluyor herhalde. Tabi arabanın tozu, o kestiklerinin tozu. Baba. Efendim. Doğru ne? Temizlik yapıyorum anne. Banyo dolaplarımızı siliyorum. Gel. Gel sen aç. Elim yaş. Ooo. Güzel. Evet. Buranınki sanki daha geniş. Evet, burası büyük olduğu için daha geniş olmuş. Şöyle tozu görüyorsunuz. Elmas bacım arıyor. Evet, elmas bacımla konuştuk. Yukarıları bitirdim. Konuşurken de hoparlörü açtım. Şimdi aşağıda şöyle göstereyim. Kafasını aldırdım. Kapatıyorum da. Hemen şöyle. Kapak renkleri falan aynı. Sadece içinin ahşaplı rengi farklı. O da ayrı tonlarda. Kimisi koyu, kimisi açık olarak. Hepsi bitsin. Yine bu banyo fayanslarını falan bir sileceğim. Güzelce. Çok da kolay oluyor gördüğünüz gibi. Bir de bakıyorum çekiyorum diye. Telefon sesi kısık. Sürekli arayan oluyor. Peki banyoya kapı örtüsü almaya gelecekmiş usta. Biraz sonra o gelecek. Ben de o gerisiye kadar inşallah bitirmiş olurum. Burası da bitti gördüğünüz gibi. Bir de şu kenarını sileyim. Şimdi burayı kestirip suyum sapsarı oldu. Bu suyu değiştirip tekrar diğer banyoyu da yapacağım. Evet güzellerim. Görüyorsunuz. Banyo, dolabı çok güzel oldu. Kim gelmiş? Burası evet, artık bu şekilde. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim şükür. Biraz kuzular uğraştırıyor. Bizi kuzular çoğaldı. Halil'e beni yoruyor. İdare edeceğiz. Hepsi bitse salacağız. Hepsini beraber dikeceğiz ama şimdi küçükleri var, eziyorlar. O yüzden ayırmaya uğraşıyoruz. Hemen geri gelmez kapıya baktım çünkü ödemesini yaptım. Çok da güzel olmuş bence. Aynen. Daha iyi olmuş şu an burası. Hep burası uzun oda diye geçiyordu. Artık uzun oda yok. Küçük bir lavabo. El yıkama yeri. Ve şurada taş olacak. Tuvalet taşı. Daha bir sürü eksik var görüyorsunuz. Yavaş yavaş olacak hepsi. Nail, o delik orada var mıydı? Şuradaki delik. Ha, o elektrik şeysiymiş. Oran şeysini çıkarmış herhalde. Kim çıkarmış? Şu yukarıdaki. O baştan beri yok orada. Buranın bir de böyle biraz daha koyu tonu sildim güzelce. Tertemiz oldu görüyorsunuz. Şöyle.
bol bol her şeyi içine koyarız raflarına. Yavaş yavaş hepsi oluyor. Oldukça gösteriyorum. Şöyle. Burayı da sildim, temizledim. Bununki de böyleydi. Zaten temizlerken görmüştünüz. Temizlenmiş hali aynısı. Ve buraya bunları öyle yerleştirdim şimdilik. Şöyle. Açılmış paketler vardı burada. Yine bunlar da yerleşecek aslında oraya da. Buradaki kolilerde. Daha açma fırsatı olmadı. Burası da böyle oldu. Ve buradaki ebeveyn banyosundakini de göstermek istiyorum sizlere. Buranın camını da değiştirdi. Çünkü bu cam şöyle ya, bu tarafa açılıyordu. Şimdi üstten açmalı yaptık. Telefonum şu an net demiyor. Buranınki de bu şekilde ışık değiyor. Yine aynı. Sadece şuraları farklı. Ahşap tonlar farklı. Burası da gayet güzel oldu. Şöyle hemen göstereyim. Türlü netlemiyor. Ha, şimdi oldu. Buralarını biraz zedelemişler takarken ama yapacak bir şey yok artık. Evet, Nail söküyor şeylerini. Kenarındaki. Onlar sökünce daha güzel duracak. O zaman bizlerden bugünlük bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet.